Arkadaşım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Gençler, türev süreklilik ilişkisinde kalmıştık. Şimdi onun videosunu çekeceğiz. Bu konunun videosunu çekeceğiz. Nedir bu türevin süreklilikle ilişkisi? Bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyon düşünün. Bu fonksiyonun belli bir noktada türevli olabilmesi için sevgili arkadaşlar, iki tane şartımız olacak. Bir, sürekli olacak. İki, sol türev sağdan türeve eşit olacak. Sol türev sağ türev dediğimizde aynı sol limit sağ limit gibi düşüneceksiniz ama bu sefer fonksiyonun türevini alıp hangi sayıda hangi x noktasında türevli olduğunu merak ediyorsanız türevini aldıktan sonra solunu ve sağını yerine yazacaksınız. Tamam. Eğer bu iki şartı sağlıyorsak yani bizim fonksiyonumuz sürekli ise tabii sürekli olduğuna göre limiti de var. Sürekli ise ve sol türevle sağ türev birbirine eşitse işte o zaman diyoruz ki bu fonksiyon türevlidir. Şimdi sürekli olacak ve sol türev sağ türev eşit olacak. Sadece sürekli olduğu halde türevsiz olduğu noktalar da olabilir. Nasıl olur? Mesela sol türevi sağ türevine eşit olmaz. O zaman da türev değildir deriz. Şimdi biz f fonksiyonunun x eşittir a'daki sol türevini sevgili gençler x a'nın sol tarafına giderken fx eksi fa bölü x eksi a olarak yazacağız. Sağ türevini de bu sefer a sağa yaklaşırken, a'ya sağdan yaklaşırken diye göstereceğiz. Ama merak etmeyin sürekli bunları kullanmayacağız. Soruların üzerinden nasıl kolaylıkla yaptığımızı göreceksiniz. Eğer sol türev sağ türeve eşitse sevgili arkadaşlarım a noktasında bizim fonksiyonumuz süreklidir deriz. Aksi halde o noktada türev mürev yoktur. Bir hatırlatma. Bir fonksiyon sürekli olmadığı noktalarda sürekli değilse, tanımsız olduğu noktalardaki tanımsızsa zaten sürekliliğinden bahsedilemezdi. Tanımlı olduğu en geniş aralığın da uç noktalarında türevli değildir. Yani mesela şöyle, bizim fonksiyonumuz 2 ile 5 kapalı aralığında sevgili gençler tanımlı. O halde ben şunu söyleyebilirim, ne 2'de ne de 5'te türev yoktur diyorum. Yani f türev 2 türevsizdir. F türev 5 yoktur diyoruz. Tamam. Türevli değildir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Pekala. Sorumuza bakalım. Bu fonksiyonun türevsiz olduğu x değerlerini bulunuz. Şimdi fonksiyonun kesirli bir fonksiyon olduğunu görüyorsunuz. Yani rasyonel bir fonksiyon. Şimdi üst tarafına bakıyorsun. Bu fonksiyon polinom. Alt tarafa bakıyorsun. Bu da polinom. Polinomların biliyorsun. Akarı kokarı yoktu. Biz polinomlara aşıktık. Peki. Polinomun polinoma bölümünden elde edilebilecek sıkıntı şudur. Tanımsız olduğu yerler olabilir. Bakın olabilir diyorum. İlla tanımsız olacak diye bir şeyimiz yok, kuralımız yok. X kare eksi 5x artı 4'e bakacağız arkadaşlar payda kısmına. Ki nasıl tanımsız olur? Payda 0'a eşit olursa. O halde bunu 0'a eşitleyen nokta var mı yok mu ona bakalım. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 4'e eksi 1 diye çarpanlarına ayırırsam. X 1 eşittir 1. Ve x 2 eşittir 4 noktalarında sevgili gençler bu fonksiyon tanımsız. Tanımsızsa o halde türevsiz olduğu x değerlerini bulunuz demişti ya. 1 ve 4 için de o halde sevgili gençler bu fonksiyon türevsizdir diyebiliriz. Yani aslına bakarsanız tanımsız olduğu noktaları sormuş bize. Biz de tanımsız olduğu noktaları bulduk. O halde bu noktalarda aynı zamanda fonksiyonumuz türevsizdir de dedik. Anlaştık? Geçtim 83. sayfama. X kare artı 3x eksi 4. X küp artı 3x kare eksi 10x fonksiyonunun türevsiz olduğu x reel sayılarının toplamı nedir diye soruluyor. Öncelikle dikkat ettiyseniz üst taraf polinom. Orada bir sıkıntı yok. Onu şöyle yazalım. Eksi 4 dedim. Sonrasında da bölü. Alt kısımda da arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da burada da burada da x çarpanımız var. O halde x parantezini alalım biz burayı. Şu kısımda x kare kalır. Şurada artı 3x kalır. Şurada da eksi 10'umuz kalır sevgili gençler. Daha sonrasında ben şunun kökünün 0 olduğunu biliyorum. Burayı da x ve x diye bu kısmı da sevgili arkadaşlarım artı 5 ve eksi 2 biçiminde çarpanlarına ayırırsam x eşittir 2 ve x eşittir eksi 5'te bunların kökü gelir. X eşittir 0 da şuradan geldi kök olarak. Şimdi türevsiz olduğu x reel sayılarının toplamı sorulmuştu ya bize. İşte arkadaşlar bu fonksiyon 0'da, 2'de ve eksi 5'te tanımsız oluyorsa bu noktalarda aynı zamanda türevsizdir de diyoruz. Madem türevsiz gençler
Bunların toplamı sorulmuştu. 0 artı 2 artı eksi 5 cevabımız ne olacak? Eksi 3 olacak diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sorumla. X eksi 2 bölü x kare eksi 1 artı kök içerisinde 5 eksi x fonksiyonunun eksi 1 ve 5 kapalı aralığındaki kaç farklı x değeri için türevsiz olduğunu bul demiş bize. Şimdi düşünelim. Öncelikle sevgili gençler, şu kısımda bir rasyonel fonksiyon olduğunu görüyorsunuz. Bu rasyonel fonksiyonun paydası 0 olmamalı. 0 olan yerler varsa da bunlar tanımsız yapar. Tanımsızsa da türevsiz oluyor. Böylelikle x kare eksi 1'i 0'a eşit dedim. Yani x karenin 1 olduğu yerleri arıyoruz ki burada x 1'dir veya x eksi 1'dir diyeceğiz. Bunlar cepte. Bir de şu kısma bakacağız. Kare kökün içerisi biliyorsun ki negatif olamaz. O halde 5 eksi x'in ne olması gerekiyor? 0'dan büyük veya eşit olması gerekiyor negatif olamıyorsa. O halde x 5'ten küçük veya eşittir de diyeceğiz ki zaten x'in 5'ten küçük olduğunu görüyoruz. Çünkü x'lerimiz eksi 1 ile 5 kapalı aralığındaydı. Şimdi sevgili gençler, kaç farklı x için türevsiz olduğunu bul demişti bize. Bakın 1 buradaki eksi 1 ile 5 aralığındadır zaten. Eksi 1 bu aralığın uç sınırı. Uç sınır olduğu için zaten, uç nokta olduğu için zaten türevsizdir. Ki ben bunun notunu size nerede yazdırdım? Yazdırmadım ama kendim yazdım size. Bakın burada ne? Tanımlı olduğu en geniş aralığın uç noktalarında. Mesela 2 ile 5 aralığı diyorsak 5'te ve 2'de türev yoktur. İsterse tanımlı olsun, sıkıntı değil. Buralarda türev yoktur diyoruz. Ve sevgili gençler, bu değil şu soru. Bir de şurada bakın, 5 normalde burayı tanımsız etmiyor, tanımsız yapmıyor. Yani 5'i buraya yerine yazarsan 0 gelir. Kök 0 da 0'dır. Fakat uç nokta olduğu için bu noktada sevgili gençler, yani x eşittir 5 noktasında da bu fonksiyon tanımsız, türevsizdir diyeceğiz. Tanımlı olmasına rağmen bunlar için türevsiz olduğunu söyleyebiliriz. Kaç farklı x değeri varmış? 1, 2, 3 farklı, 3 tane diyelim. X için bu fonksiyon türevsizdir yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Pekala arkadaşlar, bir diğer sorumuza bakıyoruz. Fonksiyonun türevli olduğu en geniş aralığı bul demiş. Şimdi bizim yapmaya çalışacağımız şey şu. X artı 5 bölü x kare eksi 9 diyeceğiz. Büyük veya eşit 0 olmalı. Çünkü kareköklü ifadenin içerisi negatif olamaz. Onu biliyorsun sen. Bu da eşitsizlik sorusu aslına bakarsan. Şunun kökü eksi 5'tir. Alt tarafın kökleri de eksi 3 ve artı 3'tür arkadaşlar. Bunları bir güzel sayı doğrusu üzerinde sıralıyoruz. Eksi 5, eksi 3 ve artı 5 biçiminde. Daha sonrasında da şu şekilde tablomuzu çizelim. Bakıyoruz arkadaşlar. Şurası pozitif, bu da pozitif. X ve x karenin katsayıları. O halde pozitifle başlayacağım. Negatif, pozitif, negatif diyeceğiz. İçleri dolu mu boş mu hocam, onlara bakmadık. Payda kısmındakilerin içi boş. Şurası 5 değil 3 arkadaşlar bu arada. Kusura bakmayın. Burası 3. Bunların içi boş. Bunun içi dolu olacak. Pekala. Şimdi neyle başlıyorduk gençler? Artı, eksi, artı, eksi dedik. Nereleri istiyor onları işaretleyelim. Sıfırdan büyük veya eşit olması gerekiyor dedik. Yani buraları işaretliyoruz. Şimdi bunları işaretledik. İş bitti mi? Ona bakalım. Şimdi sevgili gençler, bu buralarda fonksiyon tanımlı aslına bakarsanız. Yani şöyle diyeceğiz. Bu fonksiyon nerede tanımlı? Eksi 5'ten eksi 3'e kadar. Burası açık. Birleşim 3'ten de sonsuza kadar. Burası da böyle açık. Şimdi ne demiştik? Türevli olduğu en geniş aralığı bul demişti. Şimdi görüyorsunuz eksi 5 burada bir sınır nokta, uç nokta. Normalde fonksiyon eksi 5 noktasında tanımlı. Ama bana türevli olduğu en geniş aralığı bul demiş. Fonksiyonun eksi 5'te türevi yoktur. Niye? Eksi 5'in sol türevine bakabileceğim bir yer yok aslında bakarsanız. Eksi 5'in solu var mı bu fonksiyonda? Yok. O zaman sol türev kontrol edilebilir mi? Hayır. O halde ben türevli olduğu en geniş aralığı yazıyorum bak şimdi. Eksi 5 açık aralık alacağım. Eksi 3 açık, birleşim 3'ten sonsuza kadar diyeceğiz sevgili gençler. Fonksiyon bu aralıkta türevlidir. Bakın bu aralıkta tanımlı. Bunu da böyle belirtin ha. Bu aralıkta tanımlı ama bu aralıkta türevli. Niye? Çünkü ne dedik? Uç nokta, bak şimdi eksi 5'in sol tarafına bakamam. Eğer mesela burası da kapalı olaydı, şurası, eksi 3'ün de sağ tarafının türevine bakamayacağım için onu da bu şekilde alacaktık. Yuvarlak parantez alacaktık ama zaten kapalı değil. Biz bunu bu şekilde aldık sevgili gençler. Şurayı da şöyle tarayalım tekrardan.
Evet, devam ediyorum. Alt kısımda sorumuz kalmadı. Üst tarafa geçiyoruz. Sağ üst tarafa. Sağ üst tarafta da şöyle yapalım. Geçemedik bir. Genel olarak MN açık aralığında türevli x eşittir m noktasında şurada sağdan, x eşittir n noktasında burada da soldan türevli olan fonksiyon MN kapalı aralığında türevlenebilir fonksiyondur diyoruz. F fonksiyonu x eşittir a'da sürekli ve bu A noktasının sol türevi ile A noktasının sağ türevi sevgili gençler birbirine eşitse F şurada boşluk olacak. F A'da türevlidir diyebiliriz. Ve bu F fonksiyonunun x eşittir A'da türevi varsa aynı zamanda %100 bak türevi varsa ne olması gerekiyor zaten şartlarından birisi sürekliydi. O zaman türevi varsa süreklidir diyoruz. F fonksiyonu bir noktada sürekli olduğu halde türevli olmayabilir. F sürekli ise türevli de değildir diyoruz. Sürekli değilse türevli de değildir. Şimdi bunun içinde şu kısma sevgili gençler sizden ricam buraya SML hocanın muhteşem notu yazabilirsin. SML'nin muhteşem notu. Bunu yazın arkadaşlar. Neymiş o muhteşem not? Bu şekilde bu maddeleri tek tek ezberlemek yerine şunu yapabilirsin bak. Şöyle bir tane şekilli L yazalım. Şöyle bir tane şekilli S yazalım arkadaşlar. Tamam. LS bir tane de şöyle T yazın. LST. Gölgelendirme yapabilirsin sen kafana göre takıl. Şöyle yapalım hadi bakalım. Şöyle gölgelendirdik diyelim tamam mı? Mis gibi oldu. Tamam. Şimdi LST dedik. Nedir bu? İşte limit, süreklilik, türev. Sağ taraftan sol tarafa doğru gelirken olumlu cümleler kuruyoruz. Yani mesela şöyle. Bir fonksiyon bir noktada türevli ise aynı zamanda o noktada süreklidir. O noktada sürekli ise aynı zamanda kesinlikle limiti vardır. Sağ taraftan sol tarafa gelirken olumlu cümleler. Soldan sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kuracaksın. Yani bir fonksiyon bir noktada limiti yoksa kesinlikle ama kesinlikle süreksizdir. O noktada süreksizse kesinlikle o noktada türevi de yoktur. Sadece ama sadece şu tabloyu aklında tutarak, tamam, sadece bu tabloyu aklında tutarak bir sürü öncüllü soruyu tek başına halledebilirsin. Tek başına çözebilirsin. Önemli bir not arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka küçücük bir kağıda bile yazsanız yeter. Masanıza, duvarınıza, çalışma mantar panonuza şuraya buraya yapıştırabilirsiniz. Önünüzde dursun. Görün. Sağdan sola doğru Arapça gibi gelirken olumlu cümleler. Soldan sağa doğru giderken de olumsuz cümleler kurduğunuz zaman bu size bir sürü fikir verir. Bir sürü cümlenin altından kaldırır sizi. Bayağı bir cümlenin aklınızda tutmanız gereken şeylerden sizi kurtarabilir. Aklınızda bulunsun. LST, limit, süreklilik, türev. Türevli ise bir noktada kesinlikle sürekli. Sürekli ise limiti var. Limitsizse süreksiz, süreksizse türevi yok. Anlaştık? Buradakiler de zaten mesela burada aynısı var. Bak ne demiştik mesela? F bir noktada sürekli olduğu halde türevli olmayabilir. Şimdi sürekli ise türevli diye bir cümle kurduk mu? Hayır. Bak demek ki sürekli ise türevli olmayabiliyor. F fonksiyonu sürekli değilse, bak sürekli değilse kesinlikle ama kesinlikle türevli de değildir. Yani bunları bu şekilde artık gerisi sana kalmış çıkarabiliyorsun bu cümleleri. Parçalı tanımlı bir f türev fonksiyonu verilmiş. Bakın f'nin türevi bu. Fonksiyonun reel sayılarda türevsiz olduğu kaç tane nokta vardır diye sorulmuş. Bu zaten f türev. Tamam. O halde sevgili gençler ben sol ve sağ türeve bakacağım. Sol ve sağ türeve bakarken de bu 3'ü götüreceğim. Şurada yerine yazacağım. 1 bölü 9 eksi 16 diyeceğim. Bu da ne gelir arkadaşlar? 9'dan 16'yı çıkardınız. Eksi 7 gelir. Eksi 1 bölü 7. 3'ü bir de burada yerine yazacaksınız arkadaşlar. 1 bölü eksi 2 gelir. Bu da eksi 1 bölü 2'dir. Bu buna eşit olmadığı için fonksiyon 3 noktasında kesinlikle ama kesinlikle türevsizdir diyeceğiz. Şimdi ben bu fonksiyonun türevini almışım ve bunu buraya bu şekilde yazmışım. Ha bunlar türevleri. Yani 3'ün sağ tarafındaki fonksiyonun türevi bu. 3'ün sol tarafındaki bu türevi. 3'ün sağ tarafındaki türevi de bu. Türevini aldık da mesela şimdi bu rasyonel fonksiyon x gördüğüm yere 5 yazarsam bu fonksiyonun tanımı olmayacak. Bu fonksiyon tanımsız olacak. Burada bulduğunuz 5 de 3'ten büyük yani bu aralıkta. Madem öyle diyorum ki 5 noktasında da bu fonksiyon türevsiz.
Bir de şuraya bakıyoruz. Paydayı sıfırlayan eksi 4'te 4 yok mu? Var. E şimdi eksi 4 3'ten küçük de 4 3'ten küçük değil. Dolayısıyla 4 zaten bu aralıkta değil. Ben burada eksi 4'ü kabul edeceğim. Kardeşim eksi 4 noktası içinde bu fonksiyon türevsizdir diyeceğim. Türevsiz olduğu kaç nokta varmış arkadaşlar? 3 tane nokta varmış ve bu noktalar için bu bizim fonksiyonumuz türevsizdir diyeceğiz. Bu kadar basit. Ama sizden ricam, burada hangi fonksiyonu verdiğine dikkat edeceksin. Eğer sen buraya gidip de sınav esnasında f diye okudun, yandın. Niye? Sol türeviyle sağ türevini almam lazım diye gider bir bunun türevini alırsın, bir bunun türevini alırsın ki hani işin uzadıkça uzar, sonra bir de yanlış şeyleri işaretlersin, şıkkı da işaretlersin. Senin için zulüm olur. 84. sayfamız, ilk sorumuz, ilk örneğimiz. Bu fonksiyon neymiş? Daima türevlenebilirmiş. N'nin aralığını bul demiş. Şimdi rasyonel fonksiyon değil mi yine? Evet. Bura polinom zaten. Bu da polinom. Bunlarda sıkıntı yok ama rasyonel fonksiyon olduğu için alt tarafı sıfır yapan değerler için bu fonksiyon türevsizdi. Ama daima türevlenebilir olduğunu söylemiş. Şimdi neler için türevsiz oluyordu? Alt tarafın kökleri için, ama bu demek oluyor ki alt taraftaki polinomun, yani x kare eksi 8 x artı n'nin kökü yokmuş. Sıfır yapan değer de yoktur o zaman. Demek ki kökü yoksa sevgili gençler, bunun deltası ne olmak zorunda? Sıfırdan küçük olmak zorunda. Peki. X'e x diye ayırdım. Ayırmayalım. Deltasına bakacağız. Delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4ac'ydi. Peki. Delta'yı yazalım. B'miz burada eksi 8. 64 dedim. Eksi 4 çarpı a'sı 1 yazmadım. C'si de ne? Sıfırdan küçük olacak. Yani 4 ne arkadaşlar? 64'ten büyük. Yani n'nin 16'dan büyük olması lazım. N'nin değer aralığı sorulmuştu bize. Madem öyle, n elemandır 16'dan arkadaşlar, sonsuza kadar olan aralıktadır diyeceğiz biz bu sorumuz için. Böylelikle de daima türev, bu aralıkta daima türevlenebilir. Yani n'ler buradayken 16'dan sonsuza kadarken bu fonksiyonda daima türevlenebilir cümlesini kurma hakkına sahip oluruz. Gene bir unutma diyoruz. Süreksiz olduğu noktalarda fonksiyon grafiğine baktın. Elini kaldırdığın yerlerde bu fonksiyon 1 türevsiz, 2 kırılma noktalarında ya da sivri noktalarda. İkisinden birisi. Sivri uç da denir buna. Fonksiyona bakıyorsun. Sivri uçtan kastımız şöyle sivrilmiş olabilir, böyle sivrilmiş olabilir, şöyle sivrilmiş olabilir. Şu da bir sivri noktadır bakın. Şurası da bir sivri noktadır. Şöyle sivrilmiş olabilir. Bu noktaların hiçbirinde arkadaşlar grafik üzerinde bu apsisli noktalarda türev yoktur. Haberiniz olsun. Niye? Sağ türev sol türeve eşit değildir çünkü. Şöyle bakalım grafiğimize. Bu grafikleri de tek tek elimle çizdim ha. Alırım bir teşekkürünüzü. Fonksiyonun türevsiz olduğu noktaları bul demiş. Peki bulalım hadi. Bak burada fonksiyonun tanımı yok. O zaman burada türevsiz kardeşim. Bak fonksiyon burada kopmuş, süreksiz. O zaman burada da türevsizdir. Bak şimdi fonksiyon böyle giderken hop kopmuş, buradan devam etmiş. O zaman 4 apsisli noktada da türevsizdir fonksiyon. Başka bir nokta var mı? Yok. E bu noktaları bul demiş. Eksi 2 noktası, 2 noktası ve 4 apsisli noktalar için fonksiyonumuz türevsizdir diyebiliriz. 84. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Eksi 6 ile 6 açık aralığında, bakın açık aralıktan bahsediyor. Kaç tane tam sayı için türevsizdir denmiş. Şimdi açık aralığı olduğu için eksi 6'yı alamam. Bak normalde böyle eksi 6'da hocam tanımsız işte diyeceksin ama eksi 6 zaten bize sorduğu aralıkta yok. O yüzden burada türevsiz demek saçma olur. Eksi 3 noktasında sevgili gençler kopmuş fonksiyon. 1'de kopmuş, 2'de kopmuş, 4'te kopmuş. 6'da tanım var ama sevgili gençler 6 zaten burada değil. Hangi noktalar içinmiş? Kaç tane tam sayı değeri için soruluyor? 1, 2, 3, 4 nokta. Demek ki 4 tane nokta için bu fonksiyon sevgili arkadaşlarım türevsizdir diyeceğiz. Peki devam. Şuna bakalım bir de. Bu fonksiyon sevgili gençler sorusu şuraya mı düşmüş yoksa yazmamış mıyım? Yazmamışım. Kaç tane noktada türevsizdir? Bunları bulalım. Soruyu yazmayı unutmuşum. Bakın şurada türevsizdir. Burada türevsizdir. Burada kopmuş, dolayısıyla türevsizdir. Şu nokta, bu apsis noktada bakın açık aralı, açık olduğu için türevsizdir. Bakın burada sivri nokta var, türevsizdir. Burada sivri nokta var, türevsizdir. Geri kalan yerlerde herhangi bir sivri nokta veya açık yok. O halde hangi noktalarda süreksiz? Eksi 3'te,
Eksi 2 de, 1 de, 2 de, 3 de ve 6 da sevgili gençler fonksiyonumuz bizim türevsizdir diyebiliriz. Evet, şimdi türev alma kurallarını da gördük şurada. Artık polinom fonksiyonun türevi nasıl alınır? Bunları işleyeceğiz. Bunları göstererek dersimize başlayacağız. Ama bir sonraki videoda. O videoda sevgili arkadaşlarım görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.